Yeniden merhaba. Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Atölyesi'nden yine size hoş geldiniz diyorum. Bu sefer harika 4 kişi olacağız. Aslında 3 konuğum var. Kendimi de harika yaptım bu arada. İlk Fatih'ten başlayayım, aramızdaki tek erkek. Fatih Gençkal, eminim tiyatro severler çok yakından tanıyordur. Bomonti Alt'tan tanıyordur. Ya da A Corner in the World'den tanıyordur. Birçok farklı projeye imza atmış, mekan açmış. Performansçı olarak ilk tanıştığım Fatih Gençkal, hoş geldin. Arkasından Ayşe ile devam edeceğim. Ayşe Draz çok uluslararası alanda birçok yerde eğitim almış. Benim bildiğim kadar Middlesex. Değil mi? Northwest'in Middlesex yüksek lisans. Evet. Sonra Berlin'de bir dönem çalıştığını biliyorum. Zaten lisansını karşılaştırmalı çalıştığını biliyorum. Edebiyat, tiyatro üzerine. Bugün ağırlıklı olarak yine her zamanki gibi ÇGSM'nin bu döneminde daha kuramsal ve daha tiyatronun biraz daha sahne arkası diyeceğim. Kendi aramızda aslında tartıştığımız şeyleri açacağız. Zeynep Uğur'a dönüyorum şimdi. Zeynep'le çok güzel anlarda karşılaştık. İstanbul Fringe'in kurucularından. Aslında fikir annesi bir yandan da. Çünkü kavramsal tarafını oluşturan ve destekleyen Zeynep olduğunu biliyorum. Ya da öyle yani aralarında en azından yani, önde geçen. Hani kolektif bir proje diyelim. Evet, kültür politikası kısmı bende. Evet yani şey kavramsal kısmı diyebiliriz. Evet. Onun dışında doktora tezi ile Sorbonne Üniversitesi'nde doktora tezi yapıyor şu anda siyasal bilimlerde. Yine tiyatro üzerine özellikle 2000'li. Sorbonne'da değil ama. Pardon, nerede? Hiç önemli değil. Paris EHES'te Sosyal Bilimler Yüksek Enstitüsü'nde. Ben Paris deyince Sorbonne geliyor galiba, o kadar. Evet, yok yok, sadece siz değilsiniz zaten. Neyse, aslında konunun beni daha çok ilgilendiriyordu üniversiteden çok. Yıllar sonrası Türk tiyatrosunda işte mekansal kapital alan ve tiyatro ilişkisi üzerine, tam titrini bilmesen de o konuda çalıştığını biliyorum. Bütün bunlar aslında bu arka planda olan çalışmalar, hepimizin yaptığı çalışmalar bizi bu noktada şu tartışmaya ve bugüne getirdi. Tiyatro ve seyirci ilişkisi şu dönemde, korona döneminde, koronavirüs döneminde yaşanan bir travma aslında, hani tam adına travma demesek bile, bir travmanın sonrasında tiyatronun dönüştüğü ya da dönüşmek üzere olduğu ya da hiç dönüşmeyeceği, yani tam ortasında bir yerdeyiz. Tabii tiyatro bu kadar etkilenirken bu dönemden seyircinin de etkilenmemesi mümkün değil. Bu konuda kendi aramızda düşündüklerimizi aslında paylaşmak istiyorum. Sonuçta bir şeye, bir tanıma veya bir sonuca bağlanmamız mümkün değil. Tam içindeyiz. Ama bu konuda neler yaşıyoruz, neler paylaşıyoruz, bunu biraz dile getirmek için burada bir aradayız. Fatih, senle başlamak istiyorum. Çünkü Nicholas Berger'in şu anda önümde duran yazısını çevirdin ve Mimesis portalinde yayınladın. Daha sonrasında kendi aramızda, yani tiyatro çevresinde tartışmalar oldu. Biraz o konudan başlayabilir miyiz acaba? Şöyle, bu yazıyı sanırım Mart sonunda yazılmış bir yazı, yanlış hatırlamıyorsam. Tam tarihini hatırlayamadım şu anda ama en önündeyse belki görebilirsin. Ve Nicholas Berger New York'ta yaşayan, Amerika'da New York'ta yaşayan bir tiyatrocu. Ve onun yazdığı bir yazıyla karşılaştım ben Facebook üzerinden. Başka bir arkadaşımın paylaştığı bir yazıydı. Ve onu okuduktan sonra bu aslında bu konuyla ilgili ilk okuduğum şeylerden biriydi muhtemelen. Yani ilk karşıma çıkan şeylerden biriydi. Daha pandemi durumu ve bu gerçeklik çok yeni yeni hayatımıza yerleşmeye başlamıştı. Ve onu okuduktan sonra direkt olarak çevirme hissiyatı duydum. Tam da böyle üzerine çok da düşünmeden aslında. Yani böyle bir tartışma, önemli bir tartışma. Çünkü aslında tartışmanın tiyatro ile ilgili çok can alıcı bir noktasına değinen bir metin olduğunu düşündüm.
O da şu, tiyatroyu bir toplanma yeri, yani fiziksel olarak bir araya gelme yeri ve bunun da bir insani bir ihtiyaç olması üzerinden tanımlayarak şu anda tiyatro yapma çabasının ne olabileceğine dair bir düşünce hareketi yaratan bir iş. Yani onun kendi fikirleri var tabii ki yazarın metin içerisinde. Tiyatronun bir fiziksel bir toplanma yeri olduğunu ve bunu daha online bir mecrada, dijital bir mecrada olduğu şekilde gerçekte olduğu şekilde tekrar replike etmenin, tekrar etmenin çok faydasız bir çaba olduğunu ve tiyatroya zarar vereceğini düşünen bir yazı aslında bir noktada. Ama oradaki yani esas mesele birçok tiyatrocunun şu sıralar düşündüğü öyle veya böyle farklı fikirlere sahip olduğu bir konuda farklı açılardan yaklaşıp tartışmaları ortaya döken bir yazı olduğunu düşündüm açıkçası. Ve bu anlamda da gerçekten de öyle oldu. Bunu kendi işte Facebook'um üzerinden de paylaştım Mimesis'teki yazıyı. Daha sonra da çeşitli mecralarda çok fazla tartışma ya yol açan bir durum oldu. Aslında bir şekilde yani insanlara bir vesile oldu kendi pozisyonlarını ve kendi düşüncelerini açıklamak. Bu konu üzerine bir fikir alışverişi yapmak, fikir jimnastiği yapmak anlamında. Geri dönüşler nasıl yani, oldu? Yani efendim? Bayağı aslında tepki aldın değil mi yani? Evet yani çok ilginç. Bir bazen böyle şey düşünüyorum, bu yazıyı çeviren insan olarak insanlar beni tanıyacak bundan sonra diyor. Yani o kadar fazla tartışma ve üzerine konuşma oldu ki yani insanların bu yazıyla ilgili fikirlerinin sorulduğu böyle röportajlar falan gördüm artık. Ve dedim yani biraz da fazla oldu bu gibi hissettim. Yani genelde çok uç tepkiler oldu aslında. Ya çok katılıyoruz gerçekten işte tam da böyle düşünüyorum ben de bundan daha iyi ifade edemezdim diyenler de oldu. Yani aslında bu çok temelde işte, neyi tartışıyordu? Bir de onu da söylersen hani hiç okumayanlar için. Yani temelde tartıştığı şey işte dediğim gibi yani tiyatronun bir fiziksel buluşmaya yeri olduğu ve bir ihtiyaca, insan ihtiyacına karşılık verdiği ve bunun online mecrada tekrar edilme çabasının beyhude bir çaba olduğunu aslında genel çerçevede söylüyorum. Bir de sağaltıcı bir zaman sürece girmemiz ve bir iki de bu acıyı birlikte yaşamamızla ilgili de biraz. Evet. Ağır yani, tarafı yani. Yani bir ani bir panik halinde bir şeyler üretme çabasından ziyade durup durumu kabullenip aslında bir ızdırabımızı, kederimizi yaşamamız gerektiğine dair de bir taraf, bir söylemi vardı aslında yazının. Yani, tabii çok kolay değil yani. Hani tabii ki. Peki duruyorum ve başlıyorum diye. Evet, yani orada bir şey var bence. Yani birincisi çok erken yazılmış bir yazı yani daha çok durumun ne olduğu belli değil. İnsanlar bir tepki veriyorlar vesaire. Yani her şey çok düşünülmüş, planlanmış, ilerlenmiş de bir durum değil. Ve biraz bence o anlamda insanlara şey de geldi. Ne derler? Biraz fazla kötümser ve fazla bir yargı barındıran bir metin olarak da geldi birçok insana. Onların da farkındalık getirici, yani farkındalık evet. Getirici, değil mi? Evet. Yani öyle bir tarafı oldu bence. Yani biraz böyle bir provokatif bir tarafı olduğunu fark ettim çevirdikten sonra aslında sanırım. O da bence iyi bir tartışma açtı ve o tartışma şu anda bir sürü mecrada başka türlü şekillerde de devam ediyor. Ayşe, sen de Art Unlimited'in sayfalarını yapıyorsun. Yani ben orada gösteri sanatları editörlüğü yapıyorum. Yani orada da yazılar çıktı, onu demek istiyorum. Bu konu üzerinden devam etti. Ve senin fikirlerin nedir, onu da merak ediyorum. Ben de şimdi aslında Fatih'in bu yazıyı çevirmesi şöyle bir şeye bence vesile oldu. Hepimiz bu konuları düşünüyorduk da bir türlü nereden nasıl başlayıp konuşacağız. Herhalde onu bulamıyorduk henüz. Bu yazı bize üzerinden konuşabileceğimiz bir referans noktası yarattı. Ben yazının kendisinin o eleştirdiği telaşın içine kendisinin de düştüğünü düşünüyorum. Ama çok da normal geliyor bana. Yani onu yazan o Nicolas Berger de kendini ifade etme ihtiyacı duyduğu için bu konuları belki çok da uzun enlemesine düşünüp zaten öyle bir hazmedecek vakit yok. O çok daha yani metabolize edecek, hatta sırf hazmetmek de demeyeyim. Bu konularda ben
bana yazıyı ilk okuduğumda okumak şu anlamda çok iyi geldi. Ben çünkü duruyordum. Ama bu durmanın da illa atıl bir durma olduğunu da düşünmüyorum. Yani birçok sanatsal faaliyette buluşan, sanatsal faaliyetle ilgilenen insanın da benzer süreçlerden geçtiğine inandığım için biz gözlemlerimizi sezgilere dönüştürmek için vakte ihtiyacımız var. Yani vakit bizim için en önemli sermaye. Dolayısıyla duruyordum ama durmaktan dolayı da ufak ufak tedirgin olmaya başlamıştım. Başka üretimleri görünce ya bir şeyler oluyor ama bu illa bu pandemi sürecinde değil, öncesinde de bence farklı dozlarda hepimizin gösteri sanatları alanında da hissettiğimiz belli bir baskının bir anda pandemiyle beraber çok daha yoğun bir şekilde tezahür etmesi oldu. Yani durmak okey midir? Durabilir evet. miyiz? Çünkü bir yandan da bir seyirci var değil mi? Yani dönüşen çok acayip bir dünya var. O dönüşümün içinde yani durabilmek ve aynı zamanda üretebilmek arasında çok zor bir yer. Çünkü sen de o dönüşümün içindesin. Ve farkındalık üretmeden nasıl geri dönüş vereceksin değil mi? Ya şey oluyor, ben mesela 2 senedir bir Alman sanatçıyla beraber Almanya'dan aldığımız fonla işler üretiyoruz performans alanında. Orada da sürekli bir application deadline'ları, yani sürekli daha bir fikri yeterince bekletip demlendirmeden bir üretime doğru itiliyoruz. Yani o da sektörün, o da bu alanın bazı realiteleri, yokmuş gibi onları da göz ardı edemeyiz. Bir taraftan seyirci de iyi niyetle de olsa, işte biz tiyatro hemhal var, bizim tiyatro ekibimiz. Daha yeni premier yapıyor bir oyun. Gelen seyirci iyi bir niyetle, bir sonraki oyunda kimler olacak, sizde var mısınız, yeni oyun ne olacak? Daha oyunun 2., 3. gösteriminde seyirciden böyle bir beklenti geliyor. Tabii bütün bunları belki biz de gereğinden fazla, yani ben kendimi biliyorum, bazen gereğinden fazla onların baskısını hissediyorum. O sesleri kendim susturamıyorum. Dolayısıyla yazıyı ilk okuduğumda dürüstçe söylemem gerekirse bana ya tamam başkaları da duruyor, okey, durmak da okey olabilirmiş güvencesini, hissiyatını verdi. Ama bazı yerlerde de onun da yargılayıcı, yani kendi eleştirdiği şeyin trapine düştüğünü de düşünüyorum yazının. Ama ben bu süreçte birçok şeyi yargılamak için de çok erken olduğunu düşündüğüm için bu süreci yas yaşayacaksak, duracaksak, farklı üretim, yaratım süreçlerini deneyimleyeceksek de deneyimleyelim. Ama ne olur kendimizi merkeze koyup öteki denemeleri yargılayacak bir yerde bulunmayalım diye bir düstur edindim kendime. Evet, değil mi? Yani birçok denemeye çok açık bir alan. Aslında durmak dediğimiz şey, üretim söz konusu olduğunda onun bile üretimin olduğunu biliyoruz. Yani durma üzerine birçok iş yapılabileceğini ve aynı zamanda yasın. Yani yas derken, yani yas tutmak çok içsel bir şey olmasına rağmen an, varoluş ya da nasıl duygu. Ama aynı zamanda da çok paylaşılabilen ve yine üretilen bir şey. Galiba burada üretimin dili mi değişiyor? Yani üretim dediğimiz şey kendi içinde ayrışıyor mu? Ne diyorsun Zeynep? Yani bu prodüksiyon konsepti mi değişiyor? Başka türlü bir duyarlılık ve toplumsal ilişki ağı içine mi giriyoruz? Ne diyorsun sen bu konuda? Bu mutlaka, yani hepimiz için hem kişisel olarak hem toplumsal olarak bir sürü şeyi dönüştüren bir dönem. Ama ben de şeye katılıyorum. Hemen yargılara varmakta acele etmemeliyiz bence. Yani daha işte bir aydır içinde bulunduğumuz bir durumda artık her şey dijitale mi dönüyor? İşte ofisler bir daha bu şekilde olmayacak, çalışma düzeni değişti, işte tiyatro artık sadece dijitalde mi olacak gibi uçlara gitmek de biraz bu dönemi kendi içinde bir şimdi gibi görüp biraz zamandan mekandan koparmak gibi geliyor bana. Onun için yani daha uzun süreye yayarak düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Ben de bu yazıyı okuduğumda çok benzer şeyler düşündüm. Çünkü benim de çok aklımı kurcalayan bazı konularda ama parmağımın üstüne basıp da tam olarak hani bunun üzerine mi düşünmemiz gerekir acaba diye düşünemediğim şeyleri bir kavramsal anahtar veren bir yazı oldu bana benim için. Ben de çok teşekkür ederim bir kere daha burada Fatih'e. İyi ki çevirmişsin. Ben şöyle düşünüyorum yani mutlaka bu bir bütün referanslarımızın kaybolduğu bir süreç. Ve kültürün ve sanatçıların arayışının burada çok önemli bir rolü var. Ben şeyi çok temel alırım ve güzel bir tanım olduğunu düşünüyorum. Clifford Geertz'in kültür tanımı. Kültürün sürekli devam eden bir anlam üretme süreci olduğunu söyler. Bu dönemde özellikle bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün normalde hayatımıza anlam verdiğimiz referansların halı gibi altımızdan kaydı. Tamamen referansları kaybettiğimiz bir dönem. Ve bu süreçte de mutlaka o travmayı aşmak için şu anda yaşadığımız travmayı bir anlam vermemiz gerekiyor. Ve belli bir kontrol sağlamamız gerekiyor. Belli bir şekilde rutinlerimize devam etmemiz gerekiyor. Sanatsal olarak da, çalışma olarak da. Bu noktada da bence de yani bu denemeler tamamen boş diye bunları bir kenara atmak sıkıntılı diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani kişisel olarak bilmiyorum mesela ilk tepki bu dönemde arşivlerin açılması oldu. Oyun linklerinin paylaşılması oldu. Başta bir hepimiz çok heyecanlandık yani normalde izlemeye fırsat bulamadığımız eserleri izlemek için. Ama mesela bunlar ne kadar izleniyor ya da bunlarla nasıl bir ilişki kuruluyor? O konuda soru işaretlerim var açıkçası. Yani ben de bir daha tekrarlar mısın Zeynep? Benim bu arada doktora tezim kamusal kültür... Duyuyor musunuz şimdi? Şimdi duyuyoruz evet. Tamam. Benim doktora tezim kamusal kültürün dönüşümü üzerine Türkiye'de ve kamusal alan fikri bunun çok merkezinde duruyor. Tiyatroyu da ben bu şekilde ele alıyorum. Bir siyaset bilimci olarak tiyatro üzerine çalıştığım için. Özellikle 2000'lerden sonra ortaya çıkan alternatif sahneler gibi mekanlarda nasıl bir mekanla ilişki kuruluyor ve o mekanda ortaya çıkan tiyatro deneyimi nasıl dönüştürücü bir deneyim oluyor? Bu atmosfer toplumsal bağları nasıl dönüştürüyor? Bu da çok fiziksel alana içkin bir şey aslında. Dijitalde bununla ilgili yani o dönüşümü ve bir araya gelme halini nasıl yakalayabiliriz? Bununla ilgili mutlaka inovasyonlar göreceğiz diye düşünüyorum. Şu anda bununla ilgili çok fazla bunu getiren bir inovasyon görmemiş olabiliriz. Ama bu da çok normal çünkü daha işin çok başındayız ve o bazı ilk denemeler yapılacak mutlaka. Ama bu süreçten en dönüştürücü olarak çıkacak şey yeni formların ortaya çıkması olacaktır diye düşünüyorum. Yani tiyatroyu bir iletişim alanı, etkileşim alanı olarak düşünürsek fiziksel olmayan bir alanı paylaşarak nasıl etkileşebiliriz, nasıl o beraber olmayı yakalayabiliriz? Bunun üzerine düşünmek gerçekten yaratıcı olanı ve dönüştürücü olanı getirecektir diye düşünüyorum. Tam da burada gerçekten seyirciyle ilgili sorulara geçmek istiyorum. Yani zaten korona döneminde tiyatro ve seyirci dedik bu tartışma için. Yani seyirciyle ilişkimizin koşulları ne olacak? İşte burada birkaç tane böyle bir şey çıkardım öne. Tiyatro zor zamanlar toplumsal danışmayı nasıl üstlenir? Şu anda sanatsal üretimin odağı nereye kaydı? Şimdi bunların hepsinin farklı tabii cevapları var ama mesela şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Yani toplumsal dayanışma dediğimiz zaman tabii ki yani tarihe bakıldığında sanatın ve tiyatronun üstlendiği çok güçlü anlar var. Ama hepsi kendi içinde, bilmiyorum siz ne diyeceksiniz, kendi içinde kendi zamanında yaptığı çıkışlarla önemli ama hiçbiri tekrar edilebilir ve kendi örneğinin dışında yeniden yani aynısı yapılabilir yapılar değil gibi geliyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Alman tiyatrosunun bir gece bile perdeyi kapatmaması falan gibi hani böyle heroik bir sürü şeyi biliriz ve saygı duyarız. Ama mesela her destek yani seyirciyle yan yana olma şeklinin her travma, her kritik, her kendine ait zor dönemlerde farklı bir dili olduğunu düşünüyorum. Mesela bugünümüz için de aynı şekilde yani belki bu sanal ortam yeniden bir araya gelmemizi sağlıyor ama mekansal olarak bilmiyorum kamusal alan Zeynep'in söylediği gibi belki de kamusal alan olarak bu sanal mekanı mı bir süreliğine kabul edeceğiz? Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz?
Ben aslında senin bir de bu seyirciyle olan ilişkimize dair bir süredir şunu hep düşünüyorum. Tamam, hadi bulunduğumuz koşullar sebebiyle Zeynep'in de bahsettiği o fiziki mekanın paylaşımından vazgeçmek durumundayız. Bir sanal mekanda da şimdiki zamanda buluşulabilir. Tam da bizim şu an yaptığımız gibi. Fakat bir tiyatroya gittiğinde seyirci niye gider? Yani onun beklentisiyle o fiziki mekandan sanal mekan arasındaki o geçişteki farklar ne olabilir diye bir süredir düşünüyorum. Sanırım seyirci tarafında hep ben bugüne kadar o performans deneyimleme ve alımlamada seyircinin kendisinin de aslında görünür, duyulur, işitilir oluyor olduğunun ve işte bu bahsedilen ister performans, performatif estetiğin etkileşimi denilsin, her ne denilse denilsin. O süreçte işe herhangi bir katılımcılık iddiası taşımasa bile o performans, seyirciyi ben katılımcı kılıyorum gibi bir iddia taşımasa bile seyircinin fiilen orada bulunmasıyla kendisini de farklı bir biçimde var ettiğini düşünüyorum. Şimdi bunu sanal ortamda nasıl gerçekleştirebiliriz? Yani bir arşivden bir kaydı izlemek zaten o başka türlü ilişkilenmek. Ama yani bilemiyorum, belki de işte bizim burada yaptığımız gibi belki bir şey sahneleyip sadece 3 seyirci alıp Zoom'dan performansçı olarak biz de onları görüp onlara da bir görünürlük alanımı açıyor olacağız. Ama benim kafam yani bir süredir hep bu soruları soruyor. Seyirci geldiğinde seyirci o fiziken tamam hadi biz tiyatro şimdi ve burada fiziki olarak o mekana ihtiyacı vardır diyebiliriz, demeyebiliriz. Ama seyirci niye o mekana geliyordu kalkıp İstanbul'da Anadolu yakasından bir saat yol alıp Avrupa yakasında 45 dakika bir şey izleyip eve dönmek, bütün o sürecin kendisi de bir şeyin parçası haline geliyordu sanki seyirci için. Şimdi artık onun olamayacağı, yani o yan özne dışı, Semih Fırıncıoğlu'nun tabiriyle o özne dışı sosyalleşmenin olamayacağı, farklı bir dinamiklerin parçası olacağımız sanal mekandayız. Peki orada ben mesela kendim bugün yarın bir şey yapsam seyirciye nasıl bir alan açmak isterim? Acaba onun beklentisi ne olur? İhtiyacı neydi? Yani hep kafam buralarda çalışıyor. Bir cevabım yok. Evet. Ama bunu paylaşayım dedim. Gerçekten yani seyirci söz konusu olduğunda sanal yani mekanı yeniden sanallaştırmak seyirciyi de bir tür sanal seyirciyle gerçek seyirci arasında bir yerde bir tanım getiriyor gibi geliyor bana. Çok performatif bir yapıda olduğu ve bir yandan da mesela evlerimizi açıyoruz. Yani şu anda mesela yaptığımız kurgunun gerçekle kurgu arasında garip bir iç içeliği de söz konusu. Yani bir taraftan öyle bir şey de var. Bir yandan da mesela ilk arşivlerin açılması bence çok enteresan, yani ilginç. Yani ne iyi diyebileceğim ne kötü diyebileceğim ama çok önemli bir şey oldu. Gerçekten hani bir tür hızlı bir nostalji yaşadık gibi. Yani geçmişe dair olanı bir sahiplenme, kültürün içine katma, paylaşma ve var etme, hızlı bir şekilde kültürel bir alan yaratıldı. Ve bu geçmişe dairdi. Yani arşivler açıldı. Şimdi yavaş yavaş mesela arşivin ötesine geçme hissiyatı başladı. Aslında bu kültür oluşturma alanı da eskisine göre daha hızlı işliyor sanki gibime geliyor. Çünkü arşivi gerçekten izleyen insanlar özellikle şehir tiyatrosunun oyunlarına baktığımda çok ilgililer ve çok istiyorlar ve sanki tırnak içinde tabii kaybedilen bir şeye karşı daha değerlenmiş ve sahip çıkılan bir şey noktasına da geliyor. Yani tabii ki kaybedilen bir şey yok. Biz geri döneceğiz inşallah sahnemize. Ama bir yandan da biz artık onları arşiv olarak tanımlıyoruz. Bir dönem olarak görüyoruz. Bilmiyorum, bu da bana ilginç geliyor. Yani bir arşiv süreci yaşandı. Şimdi arşiv sürecimiz sonrasına geçmeye başladık yavaş yavaş.
Görünürlük meselesinin ben çok kilit nokta olduğunu düşünüyorum. Sevindim Ayşe, senin bunu gündeme getirmene. Çünkü aslında kamusal alan dediğimiz şey, bugün dijitalde de bir kamusal alan inşa edilecekse, ya yani en basit tanımıyla vatandaşların kendini Hannah Arendt'e göre. Estetik olarak bir alanda bedenlerin beraber bulunmasının, birbirlerini görmesinin, farklı duyularla algılamasının, o estetiği paylaşmasının zaten kamusal alanı kamusal yapan şey olduğunu söyleyebiliriz. İnternet ve dijitalde de bence şöyle bir illüzyon riski var. Her YouTube yayını ya da her Instagram'dan birinin canlı yayın açması o durumu kamusal alan yapıyor mu? Bunu yani halihazırda otomatik olarak oluşan bir şey olarak görmememiz gerekiyor bence. Yani bu bir illüzyon olur. Seyirciyle kurulan ilişki de bu açıdan her mesela Instagram canlı yayınında seyircilerin yorum atabiliyor olması, o seyircilerin o anın bir parçası olduğunu, aidiyet geliştirdiğini, aktif katıldığını görebilirim açıkçası. Yani çok hızlı bir üretim süreciyle beraber gelen karışık bir durumdayız şu anda tabii ki. Ama buralara giderek inovasyonun çıkacağını düşünüyorum ben de. Yani senin söylediğin gibi belki 3-5 seyirciyle Zoom üzerinden bir şey yaparak, daha önceden bir şey çekip link paylaşarak değil de bu şekilde seyircilerin birbirlerini de görebileceği bir tiyatro alanındaymış gibi, kendileri de bu sürecin bir parçası olacağı, yaratımın, üretimin parçası olacağı eserler görmek bu dönemi başka bir noktaya taşıyacaktır. Sen ne diyorsun? aklıma geldi. Yani şimdi bu bahsettiğimiz bütün her şey internet üzerindeki ilişki kodlarına tabi olan şeyler. Yani Zoom görüşmesi yapıyorsak, yani ben evimdeyim, arkadan kedi geçiyor, işte bir şey düşüyor, ben gidiyorum onunla ilgileniyorum falan filan. Yani tam olarak aynı yani fiziksel olarak aynı mekanda olmamanın böyle bir durumu var ve bu koşulların, bunların koşulladığı bir ilişki kurabiliyoruz. Ya ve bunun üzerinden yaratılacak bir sürü alan var. Mesela geçenlerde şöyle bir şey gördüm. Belki siz de görmüşsünüzdür. Bir WhatsApp oyunu yapıyor Fuat Mete. Yeni bir tiyatro kurmuş, ismini şu an hatırlamıyorum ama WhatsApp üzerinden bir oyun oynanıyor ve sen bunu WhatsApp grubuna girerek takip ediyorsun. Daha yapılmadı ama gördüm bunu. Sanırım yakında açıklayacaklar nasıl işleyeceğini. Bu mesela bir deneme ve oradaki, yani WhatsApp, hepimiz WhatsApp üzerinden yazışıyoruz. Hepimiz WhatsApp gruplarına üyeyiz ve takip edemiyoruz oradaki yüzlerce mesajı vesaire. Ve bu bir bizim iletişim kodlarımızda bir bilgi olarak var. Ve bunun üzerinden bir şey yaratmak bana ilginç geldi mesela. Yani onun gibi başka alanlar da açılabilir. Bir de şey de geliyor bana, yani çok fazla dijital üzerinden konuşuyoruz ama dışarıda, yani tamam, bildiğimiz şey nedir? Tiyatro mekanında çok fazla kişinin bir arada bulunduğu mekanlar olamıyor. Sokakta bir şeyler olabilir mi? Fiziksel mesafeyi, yani belli fiziksel mesafelerimiz olmak zorunda. Yani bu kısıtlamalar altında neler üretilebilir? Bence çok büyük bir potansiyel var orada. Ve tam da aslında bizim özellikle zaman ve mekan anlamında yaptığımız işin temelini yeniden düşünmemizi sağlayacak çok verimli bir alan da açılabilir gibi hissediyorum ben. O anlamda da yani dijital bu sohbet şeyin bir parçası diye düşünüyorum. Dijital dışında da neler olabilir? Yani audio walk, işte kulaklıkla insanların dolaştığı işler olabilir vesaire. Yani bir sürü şey olabilir. Ama yani alanlarımız aslında çok fazla geniş. Sadece tiyatro diye bildiğimiz o binanın içine giremiyoruz yani aslına bakarsanız. Ve tiyatro yapmanın çok daha bir sürü yolu da var yani. Dijital ortamdaki kamusal alanla diyelim, tırnak içine sanal ortamla, sokaktaki kamusal alan galiba çok fazla birbirinden ayrışacak. Ve gerçekten çok ayrı iki yapıya mı dönecek seyirci diye de sormadan edemiyorum açıkçası. Hem ayrıştırıcı hem uzlaştırıcı garip bir yer yani. Bir yandan da bu tarafı var. Sınıf belirtiyor ama farklı bir sınıf söz konusu sanki. Şimdi artık hani teknolojiye, işte demeyeyim, WhatsApp grubunda oyun oynama yetisini kendinde bulanlarla
Belki yaşlarla da ilgili olur. Tamamen yani ay ben bunları çok çamaşır makinesini çalıştıramam diyenler arasında büyük bir fark olacak yani gibi. Evet. Yani mesela teknolojiyle yönlendirebilecek insanların arabalarından izleyebileceği bir oyun yapmak arabası olanlara bir ayrıcalık sağlayacaktır. Sadece onların erişiminde olacaktır. Evet. Gibi. Mesela Fatih'in bahsettiği o audio vault'lar veya ben yakın zamanda Arter'deki performans programında Anthem'la Tim Achilles'ın The Quiet Volume diye çok hoş bir performansını deneyimledim. Orada da iki kişi kitap okuma eylemi üstünden bir audio performans. Mesela şimdi Fatih'in dediğini düşününce öyle bir şey hala devam edebilir. Yani o sosyal mesafeyi koruyarak zaten iki kişi alınıyor. Belki onun tek kişiye indirgenecek versiyonu da olabilir ama sanırım o işin kendisi özellikle iki kişinin deneyimlenmesi için kurgulanmış. Şimdi kayıt üstünden performansın gerçekleştiği yani bir aracının olduğu işte oradaki audio gibi bunlar da tamam. Ama hakikaten bir icracının eğer az kişiye gösterilecekse mesela bir süredir onu da düşünüyorum. Az kişiye göster, 5 kişi günde kaç kişiyle paylaş? Yani şeyi hatırla, biz One Size Set Put Outside'ı Bomontia'da altta gösterirken bir işimizde mecburen mekanın koşullarından ötürü sadece 8 kişi alabiliyorduk içeriye. Ve benle birçok arkadaşım dalga geçti, ne kadar eksklusif bir iş yapıyorsunuz, sadece 8 seyirci. Ya diyordum hayır, mekanın koşullarından ötürü. Ve sırf 8 kişi alabildiğimiz için de 3 kere aynı 30 dakikalık performansı döndürüyorduk. Şimdi ben bunun o performansçılar üstündeki ne kadar yorucu bir etkisi olduğunu hatırlıyorum. Ve yeni o fiziki mekanda gerçekleşecek işlerin, hani Fatih senin dediğin gibi yani çok çok cevaplar yok, çok düşünülecek şey var. Bir yere de varamıyorum. Kendi düşünce çizgimde bile kayboluyorum ama çok güzel bütün bunları ortaya döküp konuşabiliyor olmak lazım. Evet. Yani tekrar teşekkürler Emre dolayısıyla. Rica ederim. Ayarladığın için. Benim son bir şey söyleyeceğim. Bir dakika kaldı, çat diye kesilmez inşallah. Ama şeyi düşünmek de önemli gibi geliyor. Yani sanatçıların bir yandan da bir ufku, bir heyecanı, bir hayali olması gerekiyor. İleriye yönelik. Mesela o da mesela büyük bir soru olduğunu düşünüyorum hepimizin. Yani nasıl bir gelecek hayal ediyoruz? Ve nasıl bir yere koyuyoruz yapacağımız işi gibi bir şey de. Hani sanıyorum geçmişi geleceğe bağlayan ve bütünleyen ve bir iş üreten için çok değerli bir soru gibi geliyor. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine buluşuruz, düşünürüz, paylaşırız. Çok sevgiler. Teşekkürler. Teşekkür ederim.